Selim merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Ne yapıyorsun? Biz okuldan çıktık ve Nisan... Evet, Nisan neyi çekmeye geldik? Mikra'yı değil mi? Bugünkü Baba Oğul test videomuzun konuğu Nissan Micra. Selim, bu otomobil şehir içinde kullanmak üzere tasarlanmış. Biz seninle en son BMW X5 kullandık. Land Rover Discovery kullandık. Onlar çok büyük SUV'lardı değil mi? Lüks, pahalı ve çok büyük SUV'lardı. 4x4'tü, çok güçlüydü, çok büyüktü. Bak, bu otomobil küçük. Şehir içinde kullanmak üzere tasarlanmış. Boyutları küçük. Boyutları küçük olunca ne oluyor? Şehir içinde çok kolay park edebiliyorsun. Mesela hatırla, biz nasıl Discovery ile bizim evin alt kapalı garajına ne kadar zor girdik. Ondan tavanı çarpar diye korktuk falan. Bu otomobil iki tane bu otomobilden sığar. Bir tane Discovery'nin gireceği yere belki. Selim, bu otomobil bak, rengini beğendin mi? Rengi tekno mavi diye geçiyor. Ben çok beğendim. Otomobili çok güzel gösteriyor. İki donanımla satılıyor bu otomobil Türkiye'de. Street ve Match. Bu Match. Üst donanım. Üst donanımda bak, alüminyum alaşımlı 15 inç jantlar var. Sen neye bakmak istiyorsun? Orayı açtığına göre? Bagaj değil, motor. Hı hı. Evet. Gel açalım. Bak bakalım nereden açılıyor motor kapağı. Bak şurada aşağıda. Evet, orada bak. Bravo sana. Açıldı. Gel bakalım. Dış boyutlarının küçüklüğü gibi motoru da küçük Selim. Selim bak, şurada bir yer var. Oradan şu şekilde açılıyor. Ama herhangi bir amortisörlü sistem yok. O yüzden motor kapağı böyle durmuyor. O yüzden şöyle gösterip izleyicilerimize kapatayım. Bilgisini sonra vereyim. Sessiz çalışıyor. Benzinli bir motor. 1.2 litrelik Selim. 3 silindirli. 12 supapla. Kendi dış boyutları gibi motoru da küçük bu otomobilin. 80 beygir güç üretiyor. 4000 devir dakikada da 110 Nm torku var. 161 km bölü saat maksimum hıza çıkartıyor otomobili. 14,5 saniye sürüyor. Biraz fazla sürüyor 0'dan 100 km'ye, kilometre bölü saate ulaşması Selim. Biraz yavaş, performansı düşük bir otomobil. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Düşük yakıt tüketiyor. 5.4 litre bölü 100 km yakıt tüketimi var. Düşük değil mi bayağı? Şimdi bagajı açalım. Tamam. Bagaja bakalım. Hadi koş bakalım bagaja. Bence bagajı sen açabilirsin. Yumurtanı yiyorsun, sütünü içiyorsun, güzel besleniyorsun, güzel uyuyorsun geceleri. Bakayım nereden açılıyor bagaj. Bence açabilirsin. Kuvvetli, çok kuvvetli. Çek 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 çek. Çek çek çek, çekersin. Kuvvetli. Kuvvetli. Hatchback. Oo, hatchback, evet. Bu otomobil hatchback bak. 5 kapılı hatchback. Hadi kuvvetli çek. Kuvvetli. Tamam, onu açacağın gün de gelecek. Ben eminim. Bak şimdi. Şuradan kolaycacık açtık. 265 litre Selim. Tabii ki dış boyutlarına orantılı olarak küçük bir bagaj hacmi var. Ama 1132 litreye kadar çıkıyor arka koltuklar öne katlandığında. Bak, küçücük bir bagaj. Sonuçta B segmenti diyoruz buna. Küçük sınıf hatchback bir otomobil. Baba. Bak nereden kapanıyor bagajı, onu da gösterelim. Bak. Burada bir yer var sadece. Başka bir yer yok. Bak şöyle. Şuradan kuvvetlice böyle yaptığımızda kapanıyor. Baba, değişiklik olsun diye şimdi inceleyelim mi? Nereyi inceleyelim? Değişiklik olsun diye arabayı inceleyelim mi? İnceleyelim tabii, gel. Hop, sen buraya gir. Kokpit incelemesine başlayalım. Otur bakalım oraya güzelce. Ben de öteki tarafa geleyim. İç mekanı biraz kurcalayalım. Çok oyuncak yok diğer araçlar gibi bunda ama geliyorum Selim. Bak, sen torpidoyu açtın bile. Evet, torpido. Yo, çok küçük değil bak torpido. Ama bir de sürpriz torpido var. Bak, bunun içi de açılıyor biliyor musun? Şu. Bak, şurada bir yer var. Bas buna, şuna. Şuna bas. Bas, yukarı kaldır. Gördün mü? Oo, orada da bir yer var. Peçete. Aha, peçete koyduk oraya. Ayaklarını topla içeri doğru. Ben kapıyı kapatıp geliyorum öteki taraftan. Evet. Küçük boyutlarıyla ve şirin tasarımıyla dikkat çeken şehir içi otomobili Nissan Micra. Japon üreticinin pratiklik üzerine kurduğu bir altyapıyla ürettiği bir otomobil.
Tabii ki Discovery kullandık en son. Ondan sonra küçücük geliyor ama bu da pratikliğiyle öne çıkıyor. Sonuçta 3825 mm. Yani 4 metreden bile az. Düşünün, Discovery 5 metreye yakındı. Bu 4 metreden az. 1665 mm genişliği var. 1510 mm de yüksekliği var. İki tekerlek arası mesafesi ise, yani dingil mesafesi ise 2450 mm. Ağırlığı 1000 kilodan az. 945 kilo. Evet, bakalım. Şimdi Selim. Geldim. Ben bu sileceği kapattım, o durmadı. Evet. Bak, o nereden durur biliyor musun? Arka sileceği çalıştırırsan şuradan durur. Bak, off oldu. Şimdi durdu. Arka silecekleri de seviyorsun artık sen, değil mi? Bak, şimdi kapı içi de inceleyelim önce. Kapı içinde şöyle hoş gözüken bir döşeme var. Ön camların sadece elektrikli olduğunu belirteyim. Ayna ayarları şuradan yapılıyor. Buradan yapılıyor. Ondan sonra far yükseklik ayarı burada. ESP on off tuşu burada. Yol bilgisayarı buradan. Şundan sıfırlanıyor. Buradan da yol bilgisayarı verilerine ulaşabiliyorsunuz. Aynada herhangi bir katlanma fonksiyonu bildiğim kadarıyla yok. Evet, bakıyorum. Evet, yok. Selim, koltuğu göstereyim şöyle. Koltuklar güzel. Rahat döşemeli. Fena değil. Yükseklik ayarı da var sürücü koltuğunda. Bizim match donanım olduğunu söylemiştim. Şöyle üç kollu hafif bir direksiyon var. Tabii ki tepkileri çok iyi değil ama hafif, şehir içinde kolay kullanım sağlıyor. Bilmiyorum Selim, o arabada kalmış. Bilmiyorum, benim değil. Daha önce kullanan birinden kalmış. Belki bir anahtarlığın ucu falan olabilir. Şimdi bineyim otomobile. Kadrını göstereyim önce. Bak, camlarımızı da açalım. Şu bir tanesi tek dokunuşlu olarak açılıyor. Diğerinde ise böyle basıp basılı tutmanız lazım açılması için. Selim, bak, şu ana gösterge tablosu son derece sade. İşte büyük bir tane analog. Onun yanında solda bir tane daha küçük analog var. Şurada da işte bu demin bahsettiğim şuradaki düğmeyle her basışta değişen şöyle ayar yapabiliyorsunuz. Artı yol bilgisayarı verilerine ulaşabiliyorsunuz. Biz şu ana kadar 6.1 litre bölü 100 kilometre tüketmişiz ama araç rölantide de bayağı çalıştı. 25 derece sıcaklıkta çekiyoruz. Direksiyondan bahsettik. Selim, bak, burada bizim alışık olduğumuz gibi dokunmatik ekran yok. Gördün mü tatlım? Ha, şunu açmaya çalışıyorsun. Şuraya basıyorsun. Yukarı kaldırıyorsun. Demin yaptığımız gibi. Bak, burada renkli dokunmatik ekran yok. Sadece bizim. Bakalım ses sistemine. Açalım. Şu an biraz cızırtılı çekiyor bu radyo. Heh, bak. Şu şekilde. Ses açıp kapatıyoruz. Burası komple radyo sisteminin düğmeleri. Şurada kapatılıp açılabilen havalandırma kanalları var. Burada dörtlü flaşörümüz var. Hemen altında oto özelliği de olan, of, 28'e ayarlanmış. Kim en son bindiyse. Baba, klimamız var. Efendim ben canım. Ben bunu eve götüreceğim. Aha, evet canım. O şey, Carrefour'un sadakat kartı. Ondan sonra çeşitli indirimler yaptırıyor. Bak, şurası çok değişik bir tasarım. Görüyor musun Selim, bak? Yuvarlak bir tasarım klima. Normalde burası hani böyle yatay olur. Yuvarlak tasarımlı bir klima ayar mekanizması var. Ondan sonra rahat çalışıyor. Oto modu da var. Tek yönlü yalnız. Şuradan isterseniz oradan üflettirebiliyorsunuz. Şunlar çok kolay kapatılabiliyor. Şöyle açılabiliyor. Fiat modellerinde de vardır aynısı. Ondan sonra Selim'cim, bak, burada eşya gözü olarak ben buraya cüzdanımı koydum. Şöyle gösterebiliriz izleyicilerimize. İki tane bardaklık var. Şurada bak, bu önemli. Bak, cep telefonunu şarj edebilirsin burada. USB bağlantısı var. Auxiliary girişi de var. Sonra şuraya geldiğimizde CVT şanzıman var bizde. Otomatik. Kademesiz otomatik diye geçer. İşte P, R, N, D ve low konumları olan bir şanzıman. Mekanik el freni var. Neyi açayım canım? Tamam, sen onu sevdin bayağı. Ve iç mekandan anlatacaklarımız gerçi bu kadar Selim. Bak, tavanda şurada herhangi bir şey yok. Sadece şu ışıklar var. Onları açıp kapatabiliyoruz. Aynamız var tabi burada siperliğin içinde. Ama aynada şey yok. Herhangi bir ışıklandırma yok. Bir de arka koltuğa geçelim. Ondan sonra sürüşe geçelim, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Hızına da bir bakarız. Hızına da bakarız ama dediğim gibi çok yüksek performanslı değil Selim bu araç. Sen yüksek performans mı seviyorsun?
Evet, arka koltuk incelememize başlayalım. Selim tekrar merhaba. Merhaba. Bak, arka kapı içlerinde herhangi bir cep yok. Şurası sert bir malzemeyle kaplı. Şöyle çevirmeli kumanda birimi var. Cam açma, kapama için. Şu şekilde açıp kapatabiliyorsun. Ayrıca sürücü koltuğunun arkasında cep yok. Bak, senin orada cep var. Gösterir misin? Bak şu cebi. Evet, orada bir tane cep var. Şurada bir tane bardaklık var. Şaft tüneli yükseltisi var. Yani sıfır değil orası. Kol dayama yok. Şurada olmalıydı aslında. 3 kişi değil ama belki 2 kişi, 2 yetişkin rahat oturabilir. Diz ve omuz mesafeleri ve baş mesafesi hani B sınıfında, küçük sınıfta yer alan bir otomobil için yeterli denebilir açıkçası. Şimdi sen koltuğuna otur Selim. Sürüşe çıkıyoruz. Hı. Tamam mı? Evet. Hadi bakalım. Koltuğuna oturabilirsen. Tamam. Geliyorum. Kemerini takayım Selim'in. Sürüşe çıkalım. Selim bak, mikronun sürüşüne geçtik şimdi. 1.2 CVT. Bak, 3 silindirli motorun bak. Sportif bir sesi var aslında bak. Dur kalkta sessiz bir motor. Böyle yüksek devirlerde biraz böyle sportif ses yapıyor. Kötü değil aslında. Dediğim gibi bu şehir içinde kullanmak üzere tasarlanmış bir otomobil Selim. Böyle yüksek performans beklememek lazım. Hani düşük yakıt tüketimli. Alırken fiyatı da uygun. Bir otomobil. Şey çok önemli. Dönüş çapı diyoruz biz. Mesela şehir içinde bir yerden U dönüşü yapacaksın diyelim. U dönüşü otomobilin önemli özelliklerinden biri şehir içinde. Bu otomobilin 9.3 metre dönüş çapı var. Yani 9.3 metrelik bir daireden böyle dönebiliyorsun. O çok önemli. Mesela Discovery ile bu 12-13 metreyken bunda 9 metre. Çok pratik bir özellik. Boyu kısa olduğu için park manevralarında da gayet rahat. Onun dışında sen nasıl hissediyorsun arkada kendini? Güzel mi? Evet. Etrafı güzel görebiliyor musun? Bu arada ben arka koltuk için 3 yetişkin zor oturur demiştim. Zaten Nissan yetkilileri de öyle düşünmüşler herhalde. 2 tane kafalık var arkada. Sonra keşfettim onu. 2 kafalık demek. Demek ki arkada 2 yetişkin oturuyor demek. Bu otomobil dediğim gibi böyle daha yeni işte ehliyetini almış kişiler olabilir. Gençler, işte üniversite öğrencileri olabilir. Ondan sonra işte böyle evin ikinci otomobili olarak alınabilir. Bir kişi, iki kişi, üç kişi böyle kullanıma uygun. Yoksa böyle kalabalık aile kullanımı için çok uygun bir otomobil değil. Selim, bir de son olarak fiyatlardan bahsedeyim, bir de donanımlardan. Nissan Micra Türkiye'de sadece 1.2 80 beygirlik benzinli motorla satılıyor. Bunun manuel şanzımanlısı var, bir de CVT şanzımanlısı var. Ve hem manuelde hem de CVT şanzımanda bir Street diye bir de Match diye iki tane donanım var. Bu bizimki en üst donanım. Önce onu söyleyeyim. Hem CVT şanzıman var hem de Match donanım var. Bizimkinin fiyatı 59.660 lira. Ama bu otomobile sahip olmak için illa 60 bin liralar seviyesine çıkmak gerekmiyor. Baz donanım, Street donanım ve manuel vitesli alınırsa bu aynı otomobil 49.505 lira. Yani 50 bin liranın altında ender otomobil kaldı Türkiye'de. Onlardan biri. Aa bak bak bak, nelerle rastlaştık. Bak şimdi bak. Bak. Bak nelerle rastlaştık Selim. Flaşörümüzü yakalım. Merhaba. At ve yavrusu. Gördün mü? Ne kadar tatlılar. Ne kadar tatlılar. Selim bak. Aa harika. Çok güzel. Bak 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 bak. Selim bak bak bak. Camın kapalı, korkma. Çok güzel. Yaladı. Yaladı mı camı? Evet. Bak bak bak. Evet, videomuzu böyle bitirelim o zaman, tamam mı? İzleyicilerimize bay bay yapar mısın kameraya? Bir başka Babuoğlu test videosunda görüşmek üzere. Size böyle bir anne at, yanında da yavrusu. Bu şekilde kapanış yapıyoruz.
Harika. Evet. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu camı pisletti. Sileriz camı. Çok güzeldi Selam. Evet. Evet, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Böyle sürpriz bir kapanış oldu. Selim bak, bu yavru at. Bir şeyler yiyor. Bak, annesi de şurada.